Herkese merhaba arkadaşlar, ben Yasin ve yeni bir televizyon yapım videosuyla beraberiz. Evet, malzemelerimiz çerçeve için siyah beton, ya ekran için kuvars, yazı veya istediğiniz resim için bir veya daha fazla istediğiniz blok. Ben böyle bir yer yaptım. Tabi şurada blok kalmış, onu alalım. Evet, yüksekliği 4, genişliği ise 9. Tabi çerçeveyi saymıyorum, içi. Ve bunun içini doldurup geleyim. İşte gördüğünüz gibi her yerini doldurdum. Şimdi televizyonumuzda neyin olmasını istiyorsak yapalım. Tabi küçük bir şey olsun. Büyük yapacaksanız televizyonunuzun boyunu ona göre yapın. Bir de konuşabilirsem. Ben videoda başlı olsun diye saçma sapan böyle adama benzer, tel adama benzer bir şey yaptım. Şimdi bu televizyonu kopyalayıp buraya kadar adamı yürüteceğiz. Nasıl yapıldığına geçelim. Bu ekrana benzer şeyi çoğaltmak için şöyle bir komut yazmamız gerekiyor. Ekranın en alt köşesine baktığımızda slash clone boşluk tab boşluk tab boşluk tab yazıp enter'a basalım. Sonra öbür köşeye geçip tam çapraz üst köşeye konuşamazsın. Kusura bakmayın. Üst oku basıp yani yukarı oku boşluk tap boşluk tap boşluk tap yapalım ve enter'a basalım. Sonra bir blok boşluk bırakıp buraya bir blok koyalım ve buraya bakarak geri yukarı oku boşluk tap boşluk tap boşluk tap yapalım. İşte bu kadar. Televizyonumuz çoğaldı. Bunu bu adam en sona gidene kadar yapacağız. Şimdi bu blokları kırıp yerine kuvars dolduralım. Ben size başta 9 blok demiştim. Genişliği 9, yüksekliği 4. Yanlış söylemişim, genişliği 10 olacakmış. Evet, her yeri doldurduğumuzda şu saçma tasarımı buraya bir blok ilerisine yapalım. Böyle böyle çoğaltarak burayı doldurup buraya kadar adam gelene kadar böyle yapalım. Evet arkadaşlar, şu an her yeri tamamladım ve böyle bir yıl yapmak zorunda kaldım. Gördüğünüz gibi. Evet, şimdi komut bloğu kısmına geçeceğiz. İstediğimiz bir kısma geliyoruz ve biraz boşaltıyoruz. Evet, sayısı fark etmez çünkü yerin altında. Evet, şimdi buraya komut bloğu sistemini dizelim. Rahat görmeniz açısından yerleri kuvars blok yapıp buraya da bir deniz kenarı koydum. Şimdi komut bloğunu almaya geçelim. Geçmeden önce şuradan koymaya başlayalım. Çünkü yenileyici şuraya koysak da olur ama biz düğmeye öbür taraftan basalım ve buradan komutlar işlesin. Şimdi komut bloğumuzu almaya geçelim. Sürümün 1.12.2 slash give
Babacan. Minecraft Command Block. Evet. Bu blokları bir blok boşluk bırakarak kuracağız. Şu şekilde. Evet. Doğru mu koyduğumuzu anlamak için şöyle bir şey yapacağız. Evet. Burada sizin kaç tane ekranınız varsa ona göre koyacağız. Ben de tam 8 tane. Evet. Rahat çalışmak için üstüğü açtım ve tam 8 tane blok koydum. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Arkadan ses gelirse kusura bakmayın. Şimdi komutlarımıza geçelim. Evet, karışıklık olmasın ve temiz bir chat olsun diye F3T'ye bastım. Evet, şimdi yapmaya geçelim. İlk önce clone komutuyla bu ilk yeri yapalım. Şu şekilde. Yaptıktan sonra komut bloğu yerimize gidelim. Tabi gidebilirsem. T'ye basıp, üst oka basıp, CTRL yani Ctrl A, Ctrl X veya C istediğinize basın. Ben C'ye bastım. X'e basarsanız keser, C ise kopyalar. İlk en öndeki komut bloğuna gelelim ve CTRL V yapalım. Hepsini bu şekilde yapacağız. Yapayım ve geleyim. Ve hepsini sırasıyla yaptım. Biraz uzun olsa da nihayet bitti. Gördüğünüz gibi. Şimdi ise farklı bir şey yapacağız. Bunun bir blok önüne geleceğiz. Tam da burası. Hatta şöyle yapalım. Buraya gelip slash fill in böyle yaptım. Böyle bir şey yapıyorsunuz ve Ctrl Shift ve sol oka bir kere basıp bir daha basıp ve bir daha basıyoruz. Buradan CTRL X yapıyoruz ve SC bas. Bunu kırıyoruz ve her yere bunu boşluk bırakıp CTRL V yapıyoruz. Pardon, eskiyse değil, Enter'a basmamız gerekiyordu. Boşluk, CTRL ve Enter. Altı. Evet, yani burada 9 tane böyle sayılması gerekiyordu. Yanlış yaptım. Kusura bakmayın. Gene aynı hatayı yaptım. Thank you.
en baştaki doğru mu? Onu da kontrol ederim ve evet. Her yer bu şekilde oldu. Diyecektim. Olmamış. Evet. Son kontrolleri yapalım. Bir sonu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Hepsi tamam. Evet. Şimdi kızıl taş yineleyicimizi alalım. Bu taraftan bakarak yenileyicileri şu şekilde bakarak koyup 3 tık çekiyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi kızıl taşını bağlayalım. Bağlamak için şöyle yapıyoruz. Şurayı kırıyoruz. Buraya yenileyici. Sonra çekip şuraya ise kızıl taş, normal kızıl taş tozu koyuyoruz. Koyduğumuz kızıl taşın üstündeki iki bloğu kırıp üstüne bir tane farklı blok koyuyoruz ki karışmasın. Onun üstüne düğme koyup buraları toprak ile kapatıyoruz. Ve sistemimiz oldu. Gördüğünüz gibi yürüdü. Bir daha göstereyim. Evet. Ve bir de televizyonu kapatmak için yeri yapalım. Bunu ise şöyle yapabiliriz. Pardon. Arkadan ses gelirse kusura bakmayın. Concrete 15 yapıyoruz. Kapanıyor. Şu diğerleri kıralım. Buraya komut bloğumuzu yerleştirelim. Bir iki tane iyileştirdim. Birisi ise açma yeri, birisi kapatma yeri olacak. Şöyle yapıyoruz. Ctrl'e X. Kopyala. Enter. Buraya geliyoruz. Kopyala. Burayı sil. Minecraft Quartz Block. Enter. Burayı toprakla kapatıp şuradan düğmemizi alalım. Şuralara düğmeyi koyalım. Aç. Kapa. Kapı açmadan şuraya basarsak gene kendi otomatik açılıp oynamaya başlar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, bu video bu kadar. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olup yorum yazmayı, videoya like atmayı unutmayın ve bay bay.